Dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri şüphesiz Üsküdar. Ve burada Nilhan Sultan Köşkü. Paşa Limanı'nda bulunmak müyesser oldu, nasip oldu. Ve Nilhan Sultan ismine münasip bir Sultanca yer tesis etmiş. Evet. Böyle başka bir iklime girmiş gibi, boyut değiştirmiş gibi bir saat geçirdik hocam. Harun abiyle bu akşam bulunmak bizim için zamanların en güzeli, vakitlerin en güzeli. Hocam malum Allah razı olsun. Devletin yıkılışını anlatırken o zamanki bir meslektaşımız, bir tarihçi, sarayda evvela namaz bozuldu, sonra yemek bozuldu, sonra devlet gitti diyor. Burada yemekte, biraz önce yediğimiz şeylerde ben o Osmanlı'nın ihtişamını, lezzetini fark ettim. Yani istidadım nispetinde. Yemeği böyle olan medeniyet elbette büyüktür ya, elbette büyüktür. Her şeyi büyüktür. Öte yandan Nilhan Sultan hanımefendi bir kuş yuvası, yukarıda kuş mekanı tesis etmişler. Lütfedip geçen de bize sordular mesajla. O gün onu kuş evine oraya yerleştirdik. Bir gün sonra baktık ki bütün çalı çöpün içine hemen yerleştirmişler. Ya. Önünde durup kitap yazarsın. Müşrik seminer buldular tabii. Sarayın Enderun bölümü var. Enderun bölümünden harem kısmına baktığınızda ne görüyorsunuz diye talebelere soruyorum bazen de. Enderun kısmından, evet. O arz odasının oradan hareme doğru bakıyoruz. Orada da çok güzel bir kuş evi şeyini görürsünüz, silüetini görürsünüz, mükemmel. Yani o işte hem o kuş evlerinin önemini anlatıyor hem de orası mutfak aynı zamanda saray şey gibi. Yani kuş evi gibi böyle mutfağı da öyle yapıyorlar, öyle bir güzellik katıyorlar işin içerisine. Aslında Osmanlı'nın hangi eserine baksak bir medeniyet var, bir şefkat güzellik var, bir güzellik var. Şefkat var. Kuşa acıyor, ona şey saray kuruyor ya. Yani iş oraya geldiyse bu ne demek yani? Demek ki insana nasıl bakılmış, insan nasıl değerli olmuş ki onun yaşadığı yerdeki kuşlar da kuşların kralı gibi yaşıyorlar, prensesler gibi yaşıyorlar. Oradaki mesele bitmiş, ya, kuşa gelmiş. Tabii yani. Bitmese oraya bakabilir mi hiç? Aç insanların olduğu, huzursuz insanların olduğu bir ortamda siz kuş sarayı yapar mısınız yani? En çok şeyi düşündüm yani, biz o kadar unutmuşuz ki onlar oraya yuva yapmayı unutmamışlar. Alemlerin Rabbi bazen zavallı bir serçenin hatırına sarayın duvarını ayakta tutar. Yıkılmayı hak ettiği halde olur ki o serçeye şefkatle, yani öyle bir arka plan var ki, yani kuşa saray yapıyor ama kuş evi yapıyor ama arka planında bir şey yani. Allah'a hürmetin, tazim, emrillahın görülmüşü yani o. Bilemezsin diyor. Belki onun için o rızık bize oradan geliyor diyor. O yüzden de bakıyoruz eskiden. Yani bir halkı Vediatullah olarak görüyor. Emanet Allah ya. Allah-u Teala'nın emaneti, insanı emanet olarak görüyor ve öyle bakıyor. Aslında her bir hayvan için bu böyle. Yani işte Kanuni'nin o karınca meselesini inceliyoruz. Bambaşka bir şey oluyor onu anlattığınızda. Yani ağaçları karıncalar sarmış, börtü böcekler sarmış, ne çiçek alabiliyorlar, ne meyve alabiliyorlar. Ve Kanuni'ye gelip bunu soruyorlar, ne yapalım bunları? Onu dahi işte Şeyhülislam'a soruyor, Ebu Suud Efendi'ye, drahtı sarmış olsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Ağaçları börtü böcekler, karıncalar sarsa, bunları kırsak bir zarar var mı? Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan alır Hakk'ın karınca. Vallahi sen bilirsin yani, istediğimi yap ama bu karınca senden hakkını isteyecektir. İşte ya, bu, gel de şimdi yap. Ne yapıyor o zaman? İşte kimyevi bir takım şerbetler etrafına döktürüyor, hoşlarına gitmeyecek. Oradan uzaklaştırıyor. Yani karıncayı düşünen bir medeniyet aslında.